Arkadaşlar merhaba. Bu videoda basit bir bankanın bilançosu üzerine kafa yormaya başlayacağız. Böylece kısmi rezerv sistemi bağlamında bankalar varlık ve borçlarını nasıl tespit ediyor anlayabileceğiz hep birlikte. Öncelikle bilanço nedir bir bakalım. Gerçi başka video serilerinde ayrıntılı olarak değindik buna. Bilanço dendiğinde bir kuruluşun sahip olduğu varlıkların ve bu varlıklara karşılık gelen borçların miktarını anlamak lazım. Yani firmanın veya artık neden bahsediyorsak sahiplerinin ne kadar kalıyor onu anlamak lazım. Mesela bir bankam yok yok. Aslında herhangi bir tür şirket için genel bir örnek versek daha iyi olacak. Mesela şirketin varlıkları bu olsun. Yani bu yeşil kutu kutunun yüksekliği varlıkların büyüklüğünü gösteriyor. Diyelim ki bu şirketin 100 milyon liralık varlığı bulunuyor. Peki varlık nedir? Muhtemelen anlamışsınızdır. Bir şekilde fayda sağlayan herhangi bir şeydir varlık. Evet, daha resmi bir tanım yapalım. Size bir gelecek değer sağlayacak şeydir. Bu genelde pozitif bir ekonomik değerdir. Mesela nakit olabilir. Çünkü nakit başka şeylere dönüştürülebilir. Mesela gidip bir inek alırsanız, inek size süt verir. Bu da bir gelecek fayda sağlar. Bizzat inek de bir varlık olabilir. Binada bir varlık olabilir. Çünkü size barınak sağlayarak bir gelecek değer kazandırıyor. Yani her şey varlık olabilir. Ancak biz bu şirket özelinde varlığın nakit para olduğunu düşünelim. Yani bu şirketin 100 milyon liralık varlığı bulunuyor ve diyelim ki bir de bu şirketin borçları var. Ayrıca bu şirketin 60 milyon lira kaynağı olduğunu farz edelim. Yükseklikleri aşağı yukarı denk getirmeye çalışıyorum. Yani olduğu kadar. Diyelim ki borçları 60 milyon lira. Borç nedir? Yükümlülüktür. Yani bu firma birilerine 60 milyon lira borçlu. Buraya baktığımızda bu kişi şirket veya firma olabilir. Hatta bir insan yani gerçek bir kişi de olabilir. 100 milyon lira değerinde varlığa sahip ama bu 100 milyonun 60 milyonunu bir yerlere borçlu. Yani 60 milyon lira borcu var ve varlığı 100 milyon. O halde kendisine 40 milyon lira kalıyor değil mi? Peki, bu kişinin değeri nedir? Bu şirketin sahipleri bu varlık üzerinden ne kadar değere sahip? Evet, cevap 100 eksi 60. 100 milyonu var ama 60 milyonu borç. O halde öz sermaye 40 milyon liradır. İşte bu şirket sahiplerinin sahip olduğu değerdir arkadaşlar. Buna öz sermaye deniyor. Böylelikle varlık ve borçlara da şöyle ucundan değinmiş olduk. Şimdi bunu kullanarak kısmi rezerv sistemindeki bir bankayı masaya yatıralım. Birazdan göreceğiz bunun modern bir kısmi rezerv sisteminde uygulanışı aklınızda canlandığından birazcık farklı. Daha doğrusu benim sizin için aklınızda canlandıracağımdan birazcık farklı. Çünkü bu şekilde anlamak daha kolay oluyor. Diyelim ki ben bir banka kurmak istiyorum. Ne yapıyorum? Gidip 10 milyon liraya var olan bir bankayı satın alıyorum. Yani teçhizat, bina, bilgisayar filan bir bankayı işletmek için gereken her şey benim varlığım ve 10 milyon lira değerinde. Ve bu aynı zamanda benim öz sermayem. Demek ki öz sermayem 10 milyon liraymış. Üste kullandığım aynı renkleri yine kullanayım. Bu yeşil olsun, bu varlığım. Henüz bir borcum yok. Bu para bana miras kalmış olabilir mesela veya biriktirmişimdir, cimriyimdir, harcamıyorumdur. Bir sürü şey düşünebilirsiniz. Ne yapıyorum? Gidip bu parayla 10 milyon lira değerinde varlık satın alıyorum. Dolayısıyla öz sermayem mahsup bir borcum olmadığı için 10 milyon lira. Öz sermayem bu işte. Ne kadar? 10 milyon lira. Şimdi bunu öz sermaye diye yazayım ben. Ve şimdi diyelim ki siz binama, bilgisayar sistemlerime ve şehirdeki ATM'lerimiz sayısına bakıp çok etkilendiniz ve paranızı getirip benim bankama yatırmaya karar verdiniz. Mesela el arabasını kaptığınız gibi 100 milyon liranızı getirip benim bankama yatırdınız. Nakit olarak yani nakit rezerv olarak. Yani paranızı benim bankama Merkez Bankası banknotu olarak getiriyorsunuz. O halde bu parayı da varlığım olarak gösteriyorum. 100 milyon, 10 milyonun 10 katı yükseklikte olmalı. İşte geliyorsunuz ve gelip 100 milyon liralık mevduat yapıyorsunuz. Evet, 100 milyon lira yani 100 milyon nakit. Şimdi gözümüzde elle tutulur nakit para olarak canlandıralım. Bu para satın aldığım kasalara giriyor. O halde artık bu da benim varlığım haline geldi. Ancak elbette bu nakti bana hibe etmiyorsunuz. Öyle olsaydı 100 milyon lira zenginleşmiş olurdum. İstediğiniz zaman çekmek üzere bana emanet ediyorsunuz. Yani cari hesaba yatırıyorsunuz. Yani bunun anlamı nedir? Bu para üzerinden çek yazabiliyor veya istediğiniz kadarını ATM'den çekebiliyorsunuz. Demek ki benim de mahsup bir borcum var. Evet, mahsup borç. Bu para sizin için vadesiz bir mevduat. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Vadesiz. Evet, vadesiz mevduat. Bankanın bakış açısından bakıyorum, o yüzden borç bu. Çünkü biri bana bir çek uzattığında o çekin karşılığını ödeyebilmem lazım. Peki ne oluyor bu? Tabii ki bu bir yükümlülük. Biri bu paraya karşılık başka birine çek yazarsa banka olarak benim bu yükümlülüğü yerine getirmem gerek. O yüzden buna vadesiz hesap diyebilirim veya A kişisinin vadesiz hesabı. Böyle galiba daha anlaşılır oldu. Evet, A'nın vadesiz mevduatı benim için bir borç. Kişiye daha önce isim vermemiştim, şimdi veriyorum. A kişisinin vadesiz hesabı. Evet, vadesis hesabı ve bu bir borç. Çünkü A kişisi herhangi gelip 100 milyon lira nakit elin. Çünkü A kişisi herhangi gelip bankamdan 100 milyon lira nakit talebinde bulunabilir, değil mi? Şimdi burada henüz kısmi herhangi bir şey yapmadım. Buraya kadar gayet normal gittik. Buraya kadar her şey tam rezerv bankacılığıyla paraleldi. Tek yaptığım A kişisinin parasını güvende tutmak. Ancak biz biliyoruz ki kısmi rezerv sisteminde paranın önemli bir kısmını başka birine borç verebilirim. Madem kısmi rezerv sisteminden söz ediyoruz o halde ben bunu yapabilirim. Bu paranın yüzde doksanını kredi olarak başkalarına verebilirim. Ne kadarını veriyorum? Yüzde doksanını verebiliyorum. Evet, hadi verelim yüzde kredi olarak verelim. Diyelim ki paranın %90'ını alıp kredi olarak verdim. O halde rezervimde ilk paradan sadece 10 milyon lira kaldı. Artık rezerv diyorum. İlk paradan kalan 10 milyon. Yani 10 milyon lira rezervim kaldı. Geri kalan tüm parayı dışarıya borç verdim. Yani diğer tüm parayı borç olarak verdim. Peki bu ne kadardı? 90 milyondu. Yani 90 milyon kredi büyük yığınlar halinde nakit para şeklinde kredi olarak dağıttığım parayı gözünüzde canlandırabilirsiniz. Şöyle diyebiliriz, bu parayı kimseye hibe etmiş değilim, bana geri ödeyecekler, o yüzden bu bir varlık. Eğer benden borç para alırsanız, bu sizin için bir yükümlülüktür, bir borçtur. Ama bu benim için bir varlıktır. Şimdi durumu netleştirelim, ben bir bankayım, evet ben bankayım ve kredi çeken biri var ne yapıyor? Gelip benden kredi çekiyor ve ben bu kişiye, bu kişiye 1 lira veriyorum. Evet, 1 lira veriyorum. Her ne kadar tam bu şekilde işlemese de gözünüzde böyle canlandırabilirsiniz. O da bana bir borç senedi veriyor. Yani nereye? Bankaya borç senedi veriyor. Senette sana şu tarihe kadar 1 lira borçluyum yazıyor. Banka açısından bu borç senedi bir varlıktır. Aslında varlıklar el değiştiriyor, banka kişiye 1 lira veriyor, o da bankaya bir borç senedi veriyor Kredi çeken açısından baktığımız zaman da 1 lira bir varlık ve borç senedi bir borç Ancak banka açısından bakınca borç senedi bende, istersem bu senedi başkasına veririm, istersem satarım Bu senet bana bir gelecek fayda sağlıyor Çünkü bu kişinin borcuna sadık olduğunu varsayıyoruz yani parayı geri verecek. İşte bu yüzden çek banka için bir borçtur. Birine çek yazdığınız zaman bankanın sorumluluğu, çeki bankaya götürdüğünde o kişiye nakit para vermektir. Benzer şekilde banka tüm bu parayı dışarıya kredi olarak verdiğinde kredi çeken herkesten borç senetleri alıyor. Demek ki şu an bankanın elinde 90 milyon lira değerinde borç senedi var. Neden? Çünkü 90 milyon lira değerinde kredi verdi. Başka kişilere verilen krediye karşılık 90 milyon lira değerinde borç senedi var. Bu bir varlık çünkü ileride bir gelecek fayda sağlayacak. Burada bırakacağım arkadaşlar çünkü burada yaptığımız şey daha önce bahsettiğimiz şeylerle temelde aynı. Birçokları kısmi rezerv kredisini gözünde böyle canlandırıyor. Evet 100 milyon lira rezerviniz var. Bu rezervin 90 milyonunu dışarıya borç veriyorsunuz ve karşılığında borç senedi cinsinden bir varlık elde ediyorsunuz. Ancak gelecek videoda bunun tam olarak doğru olmadığını hep birlikte göreceğiz. Çünkü bankalar varlık yaratabiliyor. Sadece o milyon liralık rezervle işlevsel olarak buna denk bir varlık yaratabiliyorlar. İlk bakışta karanlık işler gibi görülebilir oysa işlevsel olarak ikisi de birbirine denk. Dolayısıyla ilk bakışta göründüğü kadar karanlık bir iş değil bu. Gelecek videoda bunu hep birlikte inceleyeceğiz. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.